Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten de güzel ağırladınız. Güzel çok şeyler yedik, içtik. Akşam da otele gittim. Ayıptır söylemesi. Kim verdi bana geçen kömbeleri? Biraz bir papatya çayıyla kömbede götürdüm yani. Yetmezmiş gibi olsun. Çıtır çıtır. Hiçbir şey donmuyor kömbeye. Bak kaç gün geçti üstünden. Ona 3 ay kalsa bir şey olur. Hem ısıttığım ekmekle beraber teşekkürler. Var. Hem altında normal. Teşekkürler. Ayranda bardaklar burada, hemen getiriyorum. Arpa şehriyeli pilav mı demişti? Ters evet, şehriyeli arpa demişti. Bu da benim mis gibi ayranım, soğuk soğuk. Ev yapımı ayran. Evet. Marketten yoğurdu aldınız. Siz oturduğunuz süre içinde geldiğinizden bir de beri, ilk bölümden beri, Levent'cim. İlk geldiğimizden beri ne ayran soruyorsunuz, ne kola soruyorsunuz, olur ne getiriyorsunuz? Ayran diye sürekli soruyoruz. Levent'cim. Sadece ayran sordunuz hani. İçecek diyoruz, ne isterseniz onu ikram ediyoruz. Yoksa ayran. Ama şu an siz sormadan, mesela siz sormadan hani getiriyorum. Sırf yanında. Ne alakası var? Allah aşkına bir salata yazsaydınız da yeseydik keşke. Salata... Menünüze yazmışsınız, getirmek zorundasınız. Salata... Bunun yanına salata, salata gitmez mi? Bu salata zaten. Bu tercih edilmez ama genelde bunun yanına. Yanına turp getirdim, maydanoz getirdim. Hayır, bunun yanına bol yeşillikli bunu... salata yenir böyle. Bir de bunu zaten. Falan. Güzel. Menünüze yazmışsınız, sormanıza gerek yok, bunu getireyim içer misiniz diye. Tabii zaten yapmak zorundayım. El yapımı yoğurt. Aynı gün mü yaptınız, bugün mü yaptınız yoğurdu? Unuttum. Tabii tabii buyurun. Olsun önemli değil. Bardaklar güzel ama ayran bardağı. Evet. Size verdim söylenen. Niye salata değil de ayran diye soruyorlar. Anladım. Çünkü yanında ayran gider bunun, salata nasıl gitsin? Zaten içinde zerzevat var bunun. Sarımsak var zaten, maydanoz var zaten. Nasıl gitmez? Pilav neden... var bir kere. Salata yapmakla... Et, siz et getirdiğiniz zaman yanında salata verdiniz de yani kimse yemedi. Tamam da. Et. Yanında bulgur. Ayran verseydiniz ayranla bir de bunun yanına eti. Bulgur pilavı gitmez. Nasıl söyle, gitmez? Bir de Levent Bey öyle mi yiyoruz o zaman burada? Pirinç pilavı yapsaydık yiyor kolay kolay. Pirinç pilava da yemiyoruz. Olmaz. Ne yiyorsunuz siz? Olmaz. Ne ıspanaklı? Limon salatası, pişmiş biber domates. Evet. Öyle. Kuzu et olduğu bir ekmeği bak yani, dinlememişsiniz. Burada olmayan bir menüden bir şey mi yiyorsunuz? Yanında hayır. Hayır pilav yenmez bunun yanında. Pilav yemiyoruz hem yanında Levent. Evet. Bir de ayran yapmanın bak. Zahmetiyle salata sadece... yapmanın zahmeti aynı değil Levent Bey. Doğru. O yüzden bunu yaparken elimi kestim. Ayran yaparken. Hayır, yemeğin yanına. Hatta yoğurt yerken. Benim hayır, yemeğin yanına bir salata yaptı. Köfte gibi salata yapmazsa ayran zahmeti aynı. Bunu normalde nasıl yeriz? Ya böyle alırsın arasına koyarsın. O yüzden bu ekmekten istedim. Bir de tamam. Çok yarında da alırsın ayranını içersin ve doyarsın zaten. Keşke ekmeği ana daha küçük dilim deyip şey yapsaydın. Evet, daha hoş bir görüntü İnan, olurdu. Şimdi hani Antakya'dayız ya. Antakya'dayız. Evet. Ben sana bunları getirsem. Sen dersin ki Levent Antakya'da böyle mi sunum yapılır? Demez misiniz? Demez misiniz? Cevap alabilir miyim? Pilavı ne yapacağız? Sarıp mı yiyeceğiz? Biz pilav yemiyoruz niye yanında. Sen neredesin ki pilavı ekmeğin içine koyup yiyorsun? Bilmiyorum. Böyle, hayır, pilav böyle modern masalarda böyle yenmez zaten ama bu yenir. Çünkü uslubu budur. Levent'cim abi biz pilav yemiyoruz kağıda etin yanında. Evet. Burada. Evet. Tamam. Yemiyoruz. Hatay'da yenmez. Sadece soğan salatası, kesinlikle. Pişmiş biber, domates. Bir de salata. Turku, işte salata istersin. Evet. O kadar. O zaman tamam bunu ekstra yapmışım o zaman ben, ne mutlu bana. Yenmez ama uymamış. Tamam o zaman eti çok yiyin. Kalın. Kalın. Aşırı kalın. Baksana köfte bakan yapmış. Yağlı olmasına rağmen. Hayır çok ama kalın. Olmamış. Bak eğer ben bunu açıp fırına vermiş olsaydım inan böyle olmazdı. Burada yapmanın işte riski burada. Çok büyük bir riski orada. Ben açtım tabii evde ki evde de yapıyorum tamam ama kalın açıyorum. Ben açtım ince ama bu açtım. Evde yapılmaz. Bunun yeri ya zor durdumda kaldım yapıyorum ben. Kalınlığı dışında tadı güzel. Ama tadı pilav güzel. Uyumamış. Kesinlikle. Pilav olmaz diyorsunuz. Ha, kesinlikle uymaz. Bizde öyle yenmiyor. İlk defa görüyorum. Peki ben. Pilavın pişmesi tadı lezzetli. Tane tane yapmış lezzetli. Biraz kuru. Ayran? Ayran. Ayran. Ama ev yoğurdu. Ev yoğurdu güzel. Neydi? Benim ayranım yok yalnız. Çok özür dilerim. Aa, sana vermedim ayranı. Vermedim. Allah Allah. Bu güzel ev yapımı ayranı içmedin mi abla? İçmedim. Aa, çok büyük bir şey kaçırdın. Ay. Ev yapımı. Hemen getiriyorum. Ev yapımı. Aa kalmadı mı ayran? Demek bir de mi kaybettik? Hani, ne oldu aylar falan? Ya sormayın yok, valla. Yok getirmeyin, hayır istemiyorum. Ne demek istemiyorum olur mu? Hemen yapıyorum. Menüden sürmez. Ne demek? Aksaklık olabilir yani ayranı vermedim. Unuttum aksaklık olabilir bitmiş. Ya var hani ne olacak? Az yapmış yetmiyor. Hayır vardır belki. Şu an hayır, yapamaz. Hayır şu an gelecek. Yalnız şu an yapamaz. Gelebilir miyim? Levent şu an mı yapacaksın ayranı? Ben şu an hayır yapamazsın. Tamam okey. O zaman. Az az doldurdum. Eksik çok oldu. Çok fazla doldurdum. tamamen doldurdum zannettim. Hiç yok mu? Var. Tadımlık var yani. Tadımlık var. Ben bunu nasıl içeceğim şimdi Zuhal Hanım? Bir yudum var. Ama belki doldururken 5 kişi, 6 kişi hatta.
şeye dalınca hatta sürahi büyük fazla fazla doldurdum. Ama şimdi menüne yazdırdığın evet. için şimdi ekstradan bakar o da bir mısın? Şeye giriyor. Bir yarım yarım doldurabilirdi. İşte o yüzden ayağımız tamamen doldurduğumu zannettiğim için birazcık fazla doldurdum. Gerçekten gözünden. Dua et bir yudumluk tadımlık var sayılmaz evet, evet. normalde ama hadi sayalım hani yani. Hani tadına bakacaksınız. Tam olması gerektiği kadar yani. Herhalde ben kendime biraz fazla doldurmuşum. Çok yorulmuşsunuzdur bunu yaparken böyle çırparken. Evet, evet. Onu yaparken yorulmadım hayır. Çok yorulmuş. Ayran yaparken yorulmaz zaten. Hı. Sadece yanında yordu siz mi beraber için diye. Sütünü. Ha geceden. Ya tabii canım. Ben 6 saat bekledim. Sütünü hazırladım şeyi. Yoğurdu koydum. 6 saat bekledim ben yaptım. Dolaba da bıraktım. Soğudu ve verdim. Tamam. Yani nasıl yapayım? Sizin mandıradan şey yapsaydın. Yok var ama bugün kapalı. Bugün kapalı. Öyle evet, mi? Peki Mürvet anlat bakalım ana yemeği bize. Ve de ayranı. Kağıt kebabımız çok kalın ve kuru geldi. Levent Bey olmamış. Ekmeğiniz ısıttınız herhalde. O yüzden takır takır kupkuru. Ve keşke daha küçük koysaydınız ekmeği. Hani zaten bu lavaşı komple sarıp şu an burada yemeyeceğiz. Tadımlık. Lavaşları şöyle dörde bölebilirdiniz. Ama farkındaysanız o yüzden size şey ekmekten getirdim. Altına da bilerek. Çok tam bir tam ekmek koymuşsunuz ya. Ayran tuzsuz. Hı-hı. Pilav da tuzsuz. Ayran tuzsuz ayran değil tuzsuz ya. Demedim ya. Pilav tuzsuz. Pilav. Pilav şey tuzsuz. Evet. Kıymayı, çok uzun sürdü. Diğer baharat şeyleri de mi? Sebzeleri de kıydım, zırh da. Zırhladın mı? Evet, her şeyi. Sarımsağı, eti de mi? Eti de, her şeyi. Evet, Belia? Kuru. Kuru olmuş. Tane tane diyor Aysel Hanım ama tane. Biraz kuru olmuş. Kuru olunca zaten tane tane olur bu arada. Hayır, biraz daha su isterdi bu pilav. Tadı güzel. Su mu, yağ mı isterdi? Şey, pardon, su isterdi diyeceğim. Hı-hı. Yanlış söyledim. Biraz daha su isterdi. Ha, ya kusura bakmayın, yanlış söyledim. Biraz daha su isterdi. Tamam. Etiniz şeyi çok kalın dediği gibi. Tadı da fena değil. Güzel. Ayran? Ayran. Uyudumu bize anlat. Uyudu mu? Yudumunu. Ağzımı ıslatmadı. Tadını bile alamadım Zuhal Hanım. Yok ya. Şu kadar vardı ya. Hayır yoktu gerçekten lütfen. Vardı. Lütfen. Var mıydı? Gördünüz. İlle hep bir şahit arama peşindesin. Hayır. Yani. Hep bir şahit arama peşindesin. Tabii ayağa kalk. Yani. Durdu. Gösterdiğim için söylüyorum. Gösterdiği için ben, soruyor Sevil Aycığım. Evet. Ha öyle mi? Evet. İyi ne mutlu. Peki Sevil Ay Hanım buyurun. Kanatlar. Ya pilavı gerçekten tane tane olmuş. Ellerine sağlık, güzel, kalın ben olmuş. Lezzetini çok beğendim etinin. Gerçekten çok lezzetli güzel olmuş. Lezzeti güzel. Ama pilavı da tane tane ama bunun tane yanına tane gerçekten mi yakışmamış. Evet tane tane. Evet güzel evet, bakın. Ya, ben neyini beğenmedim gene Belia? Ben anlamadım kuru yani. Tuzlu nesi kuru ya? Biraz daha su isterdi. Gerçekten. Ya parlıyor. Bak, parlıyor ya. Ne olurdu lapa. Yok Belia Hanım yani. Parlıyor ha, artık. Yapmayın gerçekten. Pişmesi tane güzel ya. Bir de soğan kavurup koydum. Ya böyle en mi? Son, evet, evet. Üstüne mi koydun? Üstüne en son zeytinyağla gezdirdim. Soğan. Soğan meşhurdur ya bizde o. Belia Hanım mercimekli pilavda da olur. Mercimekli burgul pilavına soğan ben koyarım. Soğan kavurup ama koyarım. Ama şimdi bu pilava da bir şey değil mi artık be Belia ya? Demiyorum Zuhal Hanımcığım. Dedin kuru diyorsun. Kuru biraz kuru. Gayet güzel. Yok. Kuru. Tuzu ama pilavın üstüne hakikaten soğan çok yakışır. Çok yakışır. Hani pilavı içinde kavurup yapsam bu kadar lezzetli olmaz. Peki ellerine sağlık afiyet fakat olsun bir şey söyleyeceğim. Dur. Tabağında bir protein varsa et, balık, tavuk, kağıt kebabı bu kadar pilav getirdim. Hı-hı. Bir. Doğru. İkincisi ben de biliyorum tepsi kebabının yanında pilav olmaz. Artı yani tamam getirdin falan yemeyeceğiz ama bu böyle tabaktan koca lavaşın ne işi var? Bunu bir ikiye keseydin doğru söylüyorlar yani. Bir de kalın olmuş etin. Ama lezzetine gelecek evet olursak lezzetleri muhteşem güzel. Muhteşem. Ben pilavını da çok güzel pişirmişsin. Ayranın da güzel. Evet. Etinin de lezzeti güzel. Fakat daha ince olmalıydı. Sunumlarına, porsiyonlarına, tabaklamalarına dikkat edecek. Evet. Bu bir yemek yarışması. Buyurun. Hiçbir zaman Hatay'da kağıt kebabı bu şekilde gelmez. Evet. Yanına dedikleri gibi köz tamam biber, patlıcan. Sumak, soğan, maydanoz. Evet, Soğan salatası. Şu şekilde sunumluk ipince de yapabiliriz. Şöyle. Evet. Görsellik açısından bir dilim ekmeğin üzerine de bunu koyabiliriz. Yani yavaşı evet kes getir yani en azından. Şeyi olmamış. Pide de olur yanına bunun. Pideyle de yeriz güzel. Ya bir de hani yani kağıt kebabı var orada koymuş. Gerçekten zarım. Tepsi et dilimlenir. Üçgen üstten evet konur ama kağıt kebabı hiç dilimle yemeyiz. Yani yuvarlak olur. Evet. Olmaz daha bu şekilde. Olur. Yani kalın tutmuş. İyi bari evet kalın tutmasına pişmiş. Çiğ evet kalmamış pişmiş değil mi? Aha. Yani. Uzun süre tutmuş demek ki fırında. Demek ki Allah'tan yakmamış. Yine kenarları kurumuş ama. Bir tık kuruma evet şeyi var tabii ister istemez. Ama lezzeti çok güzel. Bak zırhlaması evet da güzel bir şey. Evet çok beğendim lezzetini. Lezzeti güzel yani bulgur pilavının da lezzeti güzel. Evet. Ama yanına gitmez doğru. Dün benim Belent Hanım'a pişmemiş dediniz, bu pişmiş mi? Pişmiş kalın sadece. Öyle mi? Tadı güzel. Gayet pişmiş. Ben yapmayın pişmiş gerçekten demedim. Sevil Aycığım ben iki kere fırınladım ben onu. İki defa fırınladım.
Etin sert dedim. Sert pişmemiş olduğunu dedim. Düşünmüyorum. Pişmemiş, gerçekten haksızlık Bela ediyorsunuz. Bela Hanım söylemiştir. Ben değil. Sert ben ha, Beliha ben... önce pişmemiş. Evet, ya pişmemiş, sert. Sonra döndü serte. Sert. Biri pişmemiş hayır, hayır, dedi, zalim. Biri yanlış telaffuz dedi, biri ettim sert ben. Dedi. Ben anlam veremedim sert. Yani. Yanlış sert. Telaffuz dikkat ettim sadece. Merdivende. Her biriniz bir şey söylediniz. Sert tabii ama. Tabii kusur bulamadınız ya, onlara taktınız kafayı. Sevilay Hanım, Levent Bey'in fanı olmasaydı hiçbir şeyi beğenmezdi. Her şeyini beğendi, onu savundu. Ona nedense kendi hemen karşı atağa geçti. Fan olduğu için ne diyebilirim ki? Beğenmediğim şeyleri dile getirdiğimde neden bunu söylemiyorlar? Beğendiğimi beğendim, beğenmediğimi beğenmedim. Onlar gibi tutarsız olduğumu asla düşünmüyorum. Kimsenin de fanı falan değilim. Bunu böyle kafalarına yerleştirsinler önce bir. Eğer biri birinin fanıysa Beliha Hanım Mürvet'in fanıdır. Öyle düşünüyorum çünkü sürekli hep birbirlerinin arkasını kolluyorlardı.